dolar ve avro ile gelir garantisi verdiği araç geçmeyen hayalet otoyol ve köprülerin, yolcusu olmayan hayalet havalimanlarının nelerin karşılığı yaptırıldığını millete izah edemez. Hesabını bilmeyen kasap ne satır bırakır ne de masat. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar döviz rezervini kayınpeder ve damat hesapsız kitapsız peşkeş çektiler. Hala da arka kapıdan döviz satmaya devam ediyorlar. Bu yılın ilk 4 ayında bu şekilde satılan emanet dövizlerin tutarı 30 milyar dolar civarında. 13 Mayıs itibariyle Merkez Bankası'nın döviz kasasındaki açık 52 milyar 199 milyar dolara ulaşmış. Sadece döviz rezervlerine değil, Merkez Bankası'nın en önemli sermayesi olan güveni de bitiriyorlar. Geçenlerde Cuma günü yabancı bir haber ajansı bir Merkez Bankası'nın İngiltere Merkez Bankası nezdinde tuttuğu altınlardan yüklü bir satış yapmış olabileceğini yazdı. Hem içeride hem de dışarıda olağan şüpheli olarak akıllara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geldi. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın İngiltere Merkez Bankası nezdinde 4 milyar 638 milyon dolarlık altını olduğunu biliyoruz. Ayrıca zorunlu karşılık olarak bankalardan emanet alınan altınların da 2 milyar 312 milyon dolarlık kısmı yine İngiltere Merkez Bankası nezdinde. Bu altın satan Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mı diye sorduk. Merkez Bankası'nın altınları yerinde duruyor mu durmuyor mu diye sorduk. Cuma günü bunlara cevap istedik. Hükümetten hala tık yok. Merkez Bankası verileri açıklandığında tabii durumu göreceğiz. O da verilerden epeyce bir ayıklama yaparak. Hükümet olduğumuzda da Merkez Bankası'nın tüm döviz ve altın hesaplarını ciddi bir incelemeden geçireceğiz. 128 milyar dolar başta olmak üzere hesapsız, kitapsız satılan her sentin, her gram altının hesabını soracağız. Hep söylüyoruz, güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. Bugün ülkeyi yönettiğini söyleyenlere güven hiç kalmadı. Bu nedenle de ülkemizin kredi temerrüt risk primi 728 puanla tarihi zirvesine çıktı. Oysa 4 yıl önce bu zamanlar Erdoğan şahsım rejimi henüz işbaşı yapmamışken aynı risk primi 290 idi. Türkiye'nin kredi risk primi 4 yılda 2,5'a katlanmış. Bunun bedelini kim ödüyor? Bunun bedelini yüksek faiz olarak hem devletin hazinesi hem de firmalar ödüyor. Sonunda faturada her halükarda halkımıza çıkıyor. Bu yılın ilk 4 ayında bütçeden yapılan faiz ödemesi geçen yılın aynı dönemine göre %54 artarak 104 milyar liraya dayanmış. Bütçede bütün bir yıl için yapılacak faiz harcamaları karşılığı ayrılan ödeneğin %43'ü 4 ayda bitmiş. Ama turpun büyüğü de halen heybede. Tarihimizde ilk kez enflasyona ve döviz endeksi iç borçlanma kağıtları nedeniyle geçtiğimiz aydan itibaren iç borcu ödenecek faizler iç borcun kendisini aşmıştı. Bu eğilim hızla devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son tahminlerine göre önümüzdeki dönemde ödenecek iç borcun ana parası 1,5 trilyon lira ama iç borç için ödenecek faiz 2 trilyon lira. Böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmamıştık. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana, daha bir yıl dolmadı, ödenecek faizlerdeki artış 1 trilyon 354 milyon lira. Bir tek Mayıs ayındaki, tek bir aydaki artış ise, ödenecek faizlerdeki artış ise 309 milyar lira. Bu rakamları biz hesaplamıyoruz. Bu rakamları Hazine ve Maliye Bakanlığımız hesaplıyor ve açıklıyor. Sanayicimize verilmeyen teşvikler, çiftçimize ve esnafımıza verilmeyen destekler, emeklimize verilmeyen bayram ikramiyeleri,
emekçimize verilmeyen ücret ve maaşlar, gençlerimize verilmeyen burslar, bir avuç faiz lobisinin ve Londra bankerlerinin cebine akıtılıyor, akıtılmaya da devam ediyor. Peki faiz lobilerini abat, milletimizi de berbat eden kim? Bu garip tablo, bu üzücü tablo, bu feci tablo kimin eseri? Elbette Erdoğan şahsi hükümetinin. Ama bu tablodan hala ders alınmıyor. Bir kur korumalı mevduat getirdiler. Sonra kur korumalı, burada da garanti verdiler. Kur korumalı mevduat su kaynatmaya başlayınca şapkadan enflasyona endeksli kağıt çıkarmaya hazırlanıyorlar. Beyler, bu süper bonolar 1994'te denendi. Sonucu da hüsran oldu. Kur korumalı mevduat da piyasanın kur riskini hazinenin üzerine taşıdılar. Şimdi de enflasyona endeksli kağıtlarla enflasyonun riskini, yükünü hazinenin sırtına taşıyacaklar. Allah kullarına akıl dağıtırken bunlar acaba nereye saklandı? Gerçekten merak ediyoruz. Yaptıkları her şey, attıkları her adım bu milletin geleceğini ipotek altına alıyor. İşte biraz önce söyledim, kur korumalı mevduat. Bakan Nebati 23 Aralık tarihinde çıktı, en kötü senaryoda bile hazineye bir yük gelmiyor dedi. Peki sonuç ne oldu? Sadece Mart ve Nisan ayında hazinenin sırtına binen yük, bütçede bu gözüküyor, 16 milyar 256 milyon lira. Bir de bir not tatlandırıcı olarak vergi muafiyeti getirmişlerdi. Bu vergi muafiyetleri kapsamında vazgeçtikleri 10 milyar liralık vergi alacağı buraya dahil değil. Ama kur korumalı mevduatın taksimetresi millet aleyhine son hızla çalışıyor. Türk lirasındaki devalüasyonun hızlanmasıyla bu ayın ilk 20 gününde oluşan ilave kamu zararı 20 milyar 200 milyon lira. Bu ilave yükün büyük kısmı hem bütçeden hem de Merkez Bankası'ndan ödendi bile. Hazineye en kötü senaryoda bile tek kuruş yük gelmeyecek diyen Nebati Bakan ise hala yerinde oturuyor. Bakalım ne yapacak? Dediği gibi üzülmekle mi yetinecek? Yoksa normal bir ülkede bu sözleri söyleyen bir bakanın yaptığını mı yapacak? Sebebi olduğu bu tablo karşısında o koltuktan derhal kalkacak. İstifa edecek mi? Hadi o istifa etmedi. Onu oraya atayan irade onu görevden azledecek mi? Ama Erdoğan şahsım rejiminde liyakat değil, sadakat geçer akçe. Saraya kim daha çok yağ çekiyorsa o koltuğunu koruyor. Ve bunun faturasını da hep milletimiz ödüyor. Faiz sebep, enflasyon sonuç dediler. Enflasyon artarken tabela faizini Merkez Bankası'na zorla döve döve indirttiler. Sonra enflasyon canavarında bile isteye hortlattılar. Üretici enflasyonunda ülkemizi %122 ile dünya şampiyonu yaptılar. Tüketici enflasyonunda ülkemizi %70 ile dünyada en yüksek enflasyona sahip 5 ülke arasına soktular. Kuzeyimizde savaşan Rusya ve Ukrayna, enflasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ilk 5'e giren Ukrayna savaşıyor, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 5'e giren Türkiye oluyor. Ülkemizi Sudan, Venezuela, Lübnan ve Zimbabwe ile aynı kümeye düşürdüler. Dünyada gıda enflasyonu %30, bizde %90. Yani dünyanın tam 3 katı. Ama dünya gıda krizini konuşuyor, önlem alıyor. Bizdeki hükümet ne yapıyor belli değil. Ve işin daha da kötüsü, Nisan'da tarımda yıllık üretici fiyatlarındaki artış %119. Yani turpun büyüğü heybede. Bu yaz mutfaklarımız yangın yeri olacak. İşte bugün piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %43'tü. Ama piyasa yıl sonunda %58 enflasyon bekliyor. Görünen o ki bu hükümet elinde milletimizi bekleyen daha çok zor günler var.
Artık şurası açık ve nettir. Milletin sesini duymayan, halini görmeyen, tarımın icat edildiği bu topraklarda vatandaşlarımızı açlığa ve yokluğa mahkum eden, insanlarımızın cebindeki parayı alıp bir avuç yandaşın kasasına aktaran Erdoğan şahsım rejimi işi bırakmadıkça tencerelerimiz dolmayacak. Mutfaktaki yangın da dinmeyecek.